Arkadaşlar merhaba ben Mixyapcom'dan Emrah Çelik. Ee, sizlere bugün Master for iTunes'un ne olduğunu, neden kullanıldığını ve neden Apple'ın bize Master'in mastering yapanlara bu konuda bir dayatma sunduğunu, bir nevi bir dayatma ve e, öyle söyleyeyim bir e, marketing çeşidi. E, sebebini açıklayacağım size. Master for iTunes nedir? Eee kullandığı AAC formatının o formata uyumlu masteringden bahsediyoruz. AAC ile MP3 arasındaki yani MP3 dediğimiz biliyorsunuz dünyanın en yaygın sıkıştırılmış ses formatı AAC de onun rakibi öyle söyleyeyim. Şimdi bu iki arasında ne gibi fark farklar var? Şöyle söyleyeyim. AAC yani MP3'e göre biraz daha tasarımcılar için, programcılar için veya converter kullananlar için e, biraz daha gelişmiş bir format diyebiliriz e, ve daha düşük boyutlarda dosya sunuyor. Şimdi şöyle düşünün, e, iTunes müzik kullanıyorsunuz veya işte e, Spotify kullanıyorsunuz ama Spotify tabi AAC kullanmıyor ama e, iTunes müzik müziği kullandığınızı düşünün, Apple müzik e, müziği kullandığınızı düşünün. E, şimdi sizin Apple'dan her dinlediğiniz parça Apple'dan belli bir e, trafik çekiyor. Yani internet trafiği, band width dediğimiz band genişliği trafiği çekiyor. Şimdi e, aynı ses kalitesinde bir parça düşünün. Mesela 4 dakikalık bir parça düşünün. Aynı ses kalitesinde e, birini 20 megabyte olarak düşünün, birini 10 megabyte olarak düşünün. E, şimdi siz Apple müziği... E, kullanıyor olsaydınız yani şimdi 100 tane parça dinlediniz diyelim 10 megabayttan 100 megabayt e, 1000 megabayt trafik harcadınız diyelim. Yani ben böyle düz kabaca hesap yapıyorum yani detaylara girmek istemiyorum. E, sizin Apple'a masrafınız 1 GB olacak veya 1000 MB olacak. Şimdi bunu AAC olarak dinleseniz bu masraf yarı yarıya düşecek. Yani düşünün e, atıyorum 100 GB müzik dinliyorsunuz ayda. Bu, bu Apple'ın masrafınız sizin diyelim 10 dolar. Dinlediğiniz her, işte dinlediğiniz her ay boyunca diyelim 10 dolar. Yani bu rakamlar atmasyon. 10 dolar masrafınız var. Sizi AAC'ye zorlayarak yani AAC formatında dinlemenizi sağlayarak Apple sizden yarı yarıya kar ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ne demek oluyor? Size aynı kalitede ses kalitesini... ...yarı yarı fiyatına yani ma maliyetini e düşürmüş oluyor. Şimdi AAC mi MP3 mü daha kaliteli diye düşünürsek... ...şöyle söyleyeyim e aynı bit rate'lerinde... ...mesela 192, 192 veya 256, 256 veya 320, 320 KB, KBPS diye gider biliyorsunuz... E Aynı bit rate'lere denk geldiğinde AAC mp 3ten şöyle bir tık yani bir tırnak daha kaliteli sesi, ses var. Öyle söyleyeyim. Ve o hafif kalitesine rağmen, kalite farkına rağmen yarı yarıya yani neredeyse yarı yarıya size'ları düşüyor. Yani boyutları düşüyor ikisinin. Ee, durum böyle olunca tabii hem daha kaliteli bir tık daha kaliteli sesi, size hem de yarı fiyatına mal ederek sunmaları çok çok daha iyi. Ama burada şöyle bir sorun çıkıyor. Şimdi atıyorum burada Vedat Ünal arkadaşımızın harika şarkısı Endless'ın orijinal mixi duruyor gözünüzün önünde. Şimdi bu parçayı ben WAV çıktısı olarak aldığımda masteringden geçirdikten sonra WAV çıktısı aldıktan sonra Limiter'da ayarladığım Headroom yani sailing dediğimiz tavan boşluğu neye ayarlarsanız ayarlayın o seviyede gider yani çok fazla değişmez yani e, peak yapmaz öyle söyleyeyim çünkü lossless dener yani kayıp kayıpsız bir ses formatıdır wav wow formatı veya aiff e, o nedenle hiçbir sorun çıkmaz ama siz bu dosyayı alıp daha sonra ya bu dijital ortamda bunlar biraz sesin fiziğiyle vesaireyle alakalı. Yani böyle kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yani bu sesi alıp WAV'ı MP3'e çevirdiğinizde veya AAC'ye çevirdiğinizde peak yapıyor. Yani intersample peak dediğimiz peak'ler oluşturuyor. Bunları WAV'da göremiyorsunuz. Çünkü WAV kayıpsız bir ses kalitesi sunuyor. Yani neyse burada çıktı neyse parça nasılsa WAV'da da aynı şekilde çıkıyor şimdi kayıpsız veremeyeceklerine göre şimdi ben bu parçanın çıktısını alsam bu parça 50 MB, 60 MB, 100 MB, bir 24 bitte 100, 100 MB falan bir şey olacak. E şimdi haliyle size tutup da her parça başı 100 MB dinlet, dinletmeyeceklerdir. Yani adam sana 5 MB'a, 10 MB'a aynı parçayı dinletebilecekken yani niye gitsin 100 MB? Ya bu tabii böyle formatlar var. WAV formatında dinleten veya FLAC formatında dinleten siteler var ama onların fiyatları da yani bizi aşar. Öyle söyleyeyim. Şimdi bu dosyayı MP3'e çevirdiğimizde veya AAC'ye çevirdiğimizde intersample peak yapıyor. Şimdi Apple'da bunun farkında olduğu için çünkü clip bu yani peak yaptığı zaman distortion oluşturuyor. Dijital distortion oluşturuyor. Yani 0 dB'nin üzerine çıkıyor. Öyle söyleyeyim. Ufak tefek çıkışlar oluyor. Bu çıkışları Vav'da, Vav'da e, kesebiliyorsunuz ama MP3'e çevirdiğinizde sıkıntı oluyor. Şimdi size e, YouTube'a baktığımızda işte Master for iTunes nedir? Denildiğinde aradığınızda size işte şey anlar. aman ya çok kaliteli bilmem ne işte falan filan. Aslında işin neden böyle e, neden bu Master for iTunes çıktığını kimse söylemiyor. Ben onu size anlatıyorum. Bir e, Apple onaylı, Apple'dan sertifikalı bir mastering mühendisi olarak. E, şimdi olay şu, şöyle göstereyim. Burada bir limiterimiz var. Burada da bir e, bir channel channel dedi, dediğimiz, e, yani gain staging'de kullandığımız bir e, analog tad veren bir pluginimiz var. E, Britson Sony Musundur. Sony alabilir 39 dolar falan yani çok böyle pahalı bir bir şey de değil yani bütün kanallara atıyorsunuz bunu vesaire. Şimdi detaya girmeyelim onun. Ee, şimdi parçayı çalalım. Atıyorum şimdi mastering yaptınız. Output'unuzu çektiniz eksi 0.3'e. Yani genelde bu standarttır. Çoğu e, WAV WoW formatı veya çoğu mastering mühendisi bunu e, 0.30'a çeker. Şimdi bunu çalalım. Şimdi gayet herhangi bir sıkıntı yok. Yani ben şimdi e, şuradan sesi kısayım. Size yüksek ses gelmesin. Ben şimdi e, limitere yükleneceğim. Şimdi şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Ben limitere abandığım için yani tavan boşluğunu alttaki sesleri ve tavan boşluğunu yapıştırdığım için tepeye 0 desibele. Artık şöyle söyleyeyim yani basitçe limiterin gücü yetmiyor öyle söyleyeyim. Yani limiter artık onlara yetişemiyor kesmeye. Çok fazla güçlü bir sinyal geliyor. Ya da bunu kısalım. Kanalımızdan yüklenelim. Ya bu mastering yaptınız işte en son mastering yapıyorsunuz. Şimdi e, gördüğünüz gibi seste de bir çözünürlük var. Yani burada mesela kırmızılara vurdu. Ben ne yaparsam yapayım. Eksi 0.3'e de çeksem kırmızılara vuruyor. Şimdi mastering, kaliteli mastering limiterlerinde hatta e, bunun bedavaları da var. İndirebilirsiniz. Bizim e, hızlı mastering dersimizde anlattığımız limiterde de var bu özellik. E, oversampling dediğimiz bir olay var. Mesela e, over sampling şu oluyor yani buraya gelen 44.100 Hz'i kendi içerisinde yüksek bit rate'lere sampling'lere sampling, sampling rate'ine çıkartıyor kendi içerisinde ve da, e, yüksek sample rate olduğu için daha e, kontrollü bir e, çalışma sağlıyor limitere. Ama tabii işlemci yüküne ayrı mesele ama şimdi ben buradan over sampling'i 4x yaptım. Bakın aynı şekilde. Hiçbir ayarı değiştirmedim. Bakın gördünüz mü? Wow da herhangi bir peak yapmıyor. Kapatalım. Ne oldu? Oversampling kapalı olduğu için kırmızılara vurmaya başladı. Ya yani bu demek oluyor ki mutlak suretle limiter kullanıyorsanız oversampling özelliği olacak ve intersample peak yani şu ölçümü yapacak. Anlatabiliyor muyum? ISP diye geçer. Intersample peak e, Studio One'ın kendi mix, e, limiterinde de var. E, yani Studio One aldığınızda kendi içerisindeki limiterde de ISP özelliği var. Her neyse e, yani bunun bedavasını da bulabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi biz ne yaparsak yapalım. Oversampling yapmadığımız için kırmızıya vurdu. Yani biz bu Vav'ı çıktı alsaydık. Yani siz bilinçsiz bir şekilde mastering yaptığınızda bunu çıktı alsaydınız. Ne yapacaktı? Siz buraya limiter koymanıza rağmen bu Vav dosyası e, peak yapacaktı. Yani distortion yapacaktı. Bu kırmızılar distortion demek. Şimdi şu anda oversampling'i açtık. ISP'yi açık. E, Output'umuz da gayet yani 0.0 e, eksi ee, tut, 3'te tuttuk. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Vav'dan çıktı aldığımızda peak falan yapmayacaktır mantıken. Ama şimdi bu Vav olarak aldığımızda sorun çıkarmayacak. Şimdi e, bunu biz AAC'ye çevirdiğimizde veya MP3'e çevirdiğimizde şimdi Mastering for iTunes'tan bahsettiğimiz için MP3'ü bir kenara bırakalım. Onunla aralarındaki farkı anlattım size. Ee, AAC Apple'ın Apple standart olarak kullandığı ses formatı yani mp3 daha yaygın ama AAC de yavaş yavaş yani Apple sayesinde yayılmaya başladı. Ee, şimdi A Apple Mastering for iTunes belgesi almak için veya işte belgesi yok da işte sertifikası var o listeye providerlar sunucularının listesine e mühendis olarak kayıt, kayıt olabilmek için bu işi bilmeniz gerekiyor. Yani Master for iTunes'un ne olduğunu bilmeniz gerekiyor ve nasıl e, doğru sonuca ulaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi e, burada bu Apple'ın kendi sitesinden ücretsiz indirebileceğiniz bir e, AU Round Trip AAC diye geçen şurada görüyorsunuz ismini e, bir plugin yani ölçüm plugini. Bunu her zaman mastering'in en son plugini olarak kullanıyorsunuz. Yani limiterden sonra her şey bittikten sonra çünkü her şeyden geçtikten sonra görmemiz gerekiyor bunu. burada iTunes Plus var görüyorsunuz. Şimdi iTunes uyumlu yapabilmek için yani Master for iTunes logolu yapabilmek için öncelikle zaten o listede isminizin olması lazım. ancak yine de o standardı isminiz olsun olmasın yani orada Master for iTunes yazsın yazmasın. O standardı, o kaliteyi yakalayabilmek için bu fark etmiyor. İsterseniz Spotify'dan çıksın, isterseniz iTunes'tan çıksın. isterseniz Sound Soundcloud'a koyun, YouTube'a koyun. Yani buna dikkat edersiniz. Şimdi iTunes Plus 256 256 kbps diye geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kalitesi 256 kbps. Yani şurada görüyorsunuz ya 128 kbps AAC diye geçiyor. Şimdi iTunes Plus'ta iTunes Plus Plus'ı aldığınızda buradan da source'u Source seçtiğinizde ee, ...bir çalalım bakalım. Yani şu durumda peak yapmıyoruz gördüğünüz gibi. Ama... ...şimdi bu kalite... ...değiştiği zaman... Mesela 128 kbps'e geçelim. Şimdi burada Source'u dinliyorduk. Ne yaptık? Encoded'a geçtik. Yani kod otomatik olarak çevrilmiş haline geçtik. Gördüğünüz gibi peak yapmaya başladı. Şimdi bir de böyle dinleyelim. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Limiterimiz açık. Ee, gayet güvenli bir e, seviyeye çekmişiz. Over Oversampling, oversampling'imiz açık. Ama eee round trip AC bize intersample peak yaptığımızı söylüyor hala. Yani limiterimiz yakalayamıyor tam olarak. Bakın. 14 7 30 23 yani di distortion yapmış. O noktada ya bunları böyle duymanız o kadar zor ki aslında ama burada böyle görünüyor. Şimdi ee, ne yapacağız bu durumda? E, sample peak yaptığı için bu durumda ne yapacağız? Bu output'u kısacağız. Mesela. Yani burada peak yapmayacak şekilde kısacağız. ne yapmış olduk arkadaşlar yani ben burada mastering falan yapmaya çalışmıyorum yanlış anlaşılmasın ee, sadece limiterin işlemini göstermeye çalışıyorum şimdi oversampling yaptık 0.78'e çektik ee, şu anda parçayı baştan sona dinleyeceksiniz anlatabiliyor muyum mastering for itunes yapıyorsunuz, parçayı baştan sona dinleyeceksiniz. bakacaksınız burada e, clipping yapıyor mu yapmıyor mu diye. Tamam bakın eksi 0.78'e çektim bu parçada yapmıyor. Ama bazı parçalarda öyle öyle bir noktaya geliyor ki eksi 1 1.5'lara çekmeye çekmeniz gerekebiliyor. Duruma göre yani parçaya göre değişiyor. Hatta e, 0.30 35'lerde 38'lerde 0.3'lerde bile benim Master for iTunes'un yani burada encoding, encoding'den rahatlıkla geçtiği e, parçalar oldu. Bakın geçmiyor. Ne yapacağım? Output'u düşüreceğim veya input'u düşüreceğim. Yani aradaki dengeyi sağlamam lazım. Yani burası 0.3'te kalsa burayı düşürdüğümüzde geçebiliriz. Bakın reset yaptığımda takılıyoruz. Ne yapacağız? Düşüreceğiz. Yani amaç e, amaç burada input dengesiyle yani giriş seviyesiyle output dengesi arasında mastering bölümünde limiter bölümünde güzel bir denge yakalamak. Buradan geçebilmesi için yani bunu bunu burada 0.3 yapıp e, burada kısabilirsiniz. Önemli olan yani burada Apple'ın bize yaptırmaya çalıştığı şey şu. Yani diyor ki adam hayvan gibi mastering'e abanmayın. Dikkat edin. Yani en kötü e, Apple'ın sunduğu en düşük formata formata çektik. Bu formatta bile geçebiliyoruz şu durumda. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Yani 0.3'e çektik. Yani burada böyle output'u şimdi yazıyorlar. Teknik olarak bazı şeyler yazıyorlar Apple'ın Apple PDF dosyasında veya işte bu konuyla alakalı ilgili şeylerde. Şimdi burada e, senin input'un ne kadar yüklendiğini bilmediği için adam diyor ki sana output'u işte eksi 1'e getir. Eksi bir güvenli çünkü teknik olarak. Ama burada input'u dengelediğimiz zaman e, önemli olan burada e, mastering'de bir denge sağlamak. Anlatabiliyor muyum? Yani mastering for iTunes dedikleri mevzu bu. Yani encoded yani sıkıştırılmış formatta clipping'i önlemek amacıyla sunulan. Ya tabii bu son kullanıcıya da biraz daha kaliteli yani dijital. Emin olun yüzde yani bin kişiden dokuz yüzü aradaki farkı orada dijital distortion yapıyor mu yapmıyor mu yani fark edemeyecektir. iPhone'dan dinliyor bilmem neden dinliyor ama işte Apple kaliteli Hizmet vermeye çalışıyor. O yüzden takdir etmek lazım. Ee, i̇şlem böyle bir şey, teknik olarak. Ama öyle mastering for iTunes yaptırdığınız zaman böyle hani ses kalitesi müthiş olacak falan filan değil. Ben bunu MP3'e de çevirebilirim aynı kalitede. Yani 320, 256, 256 bitle iTunes Plus diyelim, 256 bitle veya işte 128 ile. 256 bit MP3 kafa kafaya diyelim kalite olarak. Yani ben bunu 320 320 kbps yaparsam, kbps yaparsam mp 3 olarak MP3'e çevirirsem ve buna dikkat edersen buradaki olaya çok fazla da işte kalite olarak çok iyi ses sisteminde veya çok iyi kulağınız olması lazım ayırabilmeniz için. İşte ben o hemen farkına vardım falan filan. Ya bunlar hani bana pek inandırıcı gelmiyor. Ee, ...işin teknik kısmı buydu arkadaşlar. Yani ileride mastering ...Mastering for iTunes logolu parça parça çıkarabilmeniz için iTunes'ta e, onların listesinde olmanız lazım ee, ve stüdyonuzun işte bu konuyla ilgili çalıştığınızın e, bilgilerini istiyorlar. Ee, bu işi bildiğinize dair işte belge veya çalışma istiyorlar. Ee, Herhangi biri olarak, standart biri olarak girmeniz kolay değil buraya. Ee, ancak siz yine de Mastering for iTunes yaparken, yani iTunes uyumlu, ya bunun ismi niye Mastering for iTunes? Çünkü iTunes, bu, e, Apple bunu abanıyor. Yaparken dikkat edin, siz de MP3'e çevirseniz bile bu işlemlerden geçin. Yani MP3'e çevirdiğinizde, çevireceğiniz zaman yine siz burada AAC formatında deneyin. Tamam Burada klip yapmıyorsa, burada over sampling'iniz açıksa, burada güzel bir e, tavan boşluğu bıraktıysanız yani eksi 0.3 ve 6 input'unuz yani mastering'e burada bakın şimdi. E, şuradan sesi kısayım. Mastering'e abanayım bir. Şimdi böyle mastering mi olur? Yani şimdi bütün e, limiter'e hayvan gibi abandık. Siz buraya ne yaparsanız yapın Eksi 1'e eksi 2'ye fark etmez. Burası gördüğünüz gibi hemen takılıyor. Yani burada Apple'ın ben takdir ediyorum ve arkasında duruyorum bu işleminde. Mastering'in yani yüksek sesin yüksek sesli bir şeyin kulağa yüksek gelen bir şeyin kaliteli olduğu anlamına gelmediğini bizlere veya son kullanıcılara vurgulamaya çalışıyor. Ve bu konuda arkasında durmak lazım. Mastering for iTunes'un teknik kısmı bu kadardı. Sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar.